Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün borsada yaşanabilecek çöküşten biraz bahsedeceğim sizlere. Konunun ayrıntılarını merak ediyorsanız videomu mutlaka sonuna kadar takip etmenizi öneriyorum sevgili dostlarım. Çünkü aralarda önemli atlama taşlarından bahsedeceğim sizlere. Öncelikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası eski ismiyle, bugünkü ismiyle İstanbul Borsası'nda yükseliş ne zaman başladı, nereden nereye geldi ve bu yükseliş trendi devam ediyor mu yoksa borsa endeksinde bir düşüş trendine mi girdi? Bunları değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Bakın 2003 yılının Temmuz ayının birinde 10.439 puan seviyesinde ulusal yüz endeks. Evet, yanlış duymadınız. 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle İstanbul Borsası, o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal yüz endeksi 10.439 puan seviyesindeydi. 1 Ekim 2007'ye gelindiğinde, yani üzerinden 4 yıl geçti, hem IMF programının doğru uygulanması hem de uluslararası piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 1 Ekim 2007 tarihinde İstanbul borsasına giren yabancı yatırımcı sayesinde 57.509 puan seviyesini görmüştük sevgili dostlarım. Neredeyse %600'lük bir yukarı hareket yaşanmıştı İstanbul borsasında, üstelik soluksuz bir hareketti. 10.439 puan seviyesinden 57.509 puan seviyesine gelmişti. Herkes o dönemde böyle bir yükselişi şokla karşılarken, 2003 yılında eğer ki 10.000 olan borsa 57.000 seviyesine çıkacak denilseydi, bırakın halkı, en iyi ekonomistler bile bu söze inanmazdı sevgili dostlarım. Neden özellikle 1 Ekim 2007 tarihini veriyorum sizlere? Çünkü 1 Ekim 2007 tarihi itibariyle dünyada kopan fırtına, Amerika'da başlayan ekonomik kriz nedeniyle çok ciddi bir sarsıntıyı Türkiye'de yaşamıştı ve 2 yıl boyunca borsada sert satışlar hakim olmuştu sevgili dostlarım. Evet, 57.509 seviyesine çıkan borsa neredeyse %50 oranında geri gelmişti ve 25.633 puan seviyesinde dibi görebilmişti ancak. Çok ciddi bir aşağıya hareketten bahsediyoruz. Hani bugün 119.000 olan borsa çok kritik seviyelere gelebilir dediğimizde, yok canım olur mu öyle şey diyenler var ya, işte onlara bir cevap aslında bu. 2007'nin 1 Ekim'inde 57.509 olan endeks, gördüğünüz gibi sadece 1,5 yıl içerisinde 2 Şubat 2009 tarihine gelindiğinde 25.633 puan seviyesine kadar düşmüştü sevgili dostlarım. Peki sonrasında ne oldu? Yine Amerika'nın para politikasını değiştirmesiyle birlikte faizlerini aşağıya çekip geniş para politikasına, bol para politikasına geçmesiyle birlikte ve bu bastığı paraları dünyanın her yerine dağıtmasıyla birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde borsalarda çok ciddi yukarı hareketler yaşanmıştı. Üstelik kur değerleri de oldukça düşük seviyelerde kalmıştı. Hatırlayın, o dönemde bizdeki kur 1,5 lira civarındaydı. Sevgili dostlarım bakın, 2 Şubat 2009 tarihi itibariyle başlayan yükseliş 2 Şubat 2018 tarihine kadar devam etmişti ve 119.773 puan seviyesine kadar gelmişti borsa endeksi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlarım, borsadaki bu hareketlerin dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ilerlediği çok netti. Diğer taraftan Türkiye'nin de ekonomik dengeleri bugünkü gibi değildi. Çok fazla para girişi nedeniyle o paranın yarattığı bir bolluk ortamı vardı. Dolayısıyla enflasyon aşağı iniyordu, kur daha düşük seviyelerde kalabiliyordu, faiz oranlarını aşağı çekme mümkün olmuştu. Ekonomide bir canlanma söz konusuydu. Hatırlayın, ithal olan mallar bile çok uygun fiyatlarla ülkeye girmeye başlamıştı. İnsanların gelirleri pek çok şeyi çok daha rahat alabilme imkanına sahipti. Bu da borsa şirketlerinin rahatlamasının yanı sıra özellikle bankacılık sektöründeki hisselerin hareketlenmesini beraberinde getirmişti. Bankacılık sisteminde çok ciddi olumlu
bilançolar var idi. Batık kredi oranları da dip seviyelerdeydi sevgili dostlar. Şimdi gelelim bugüne. 2018'in 2 Şubat'ından sonra Türkiye'nin durumu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Biz aslında bunu 2014 yılından itibaren söylemeye başlamıştık. Bakın, Amerika bol para politikasından vazgeçiyor ve sıkı para politikasına geçtiği için artık gelişmekte olan ülkelerdeki para miktarı azalacak, sıkıntılar baş gösterecek. Türkiye'nin de buna göre hareket etmesi gerekiyor demiştik. Ama kimse dinlemedi. Özellikle üst üste yapılan seçimler Türkiye'nin doğru düzgün bir ekonomik reform yapmasını da engelledi. Bu arada yaşanan bir yıl hem siyasi hem de ekonomik problemler vardı. Bunların da etkisiyle birlikte kademe kademe çöküş geldi ve 2018 Şubat ayında bile Türkiye'nin büyümesi %7.2 gelmesine rağmen aslında bozulmalar çok net bir şekilde gözleniyordu. Bankaların riskleri artmaya başlamıştı sevgili dostlarım ve buna bağlı olarak sendikasyon kredisi bulmakta da zorlanıyorlardı. En önemli problemlerden birisi aslına bakarsanız batık kredi oranlarının gün geçtikçe yükseliyor olmasıydı. Konut piyasasının daralması, tüketici kredilerinin patlamaya başlaması, insanların birbirlerine olan borçlarını ödememesi piyasayı sıkıştırdığı kadar bankacılık sisteminde olumsuz yönde etkiliyordu. Buna rağmen İstanbul Borsası yükselmeye devam etti sevgili dostlarım. Bakın 2 Şubat 2018 tarihinde hala rekor kıran bir borsa vardı. 119.773 puan seviyesine kadar yükselmişti. Zaten problem de buradaydı çünkü bu yükselişler 7.2 oranında gelen büyüme rakamları 2018 birinci çeyreğinden bahsediyorum. Türkiye'nin kendi gerçeklerini görmesini ne yazık ki engelledi sevgili dostlarım. Ama vatandaş bu gerçekleri net bir şekilde görüyordu. İşsizlik giderek artıyordu. Sıkıntılar giderek baş gösteriyordu. Enflasyonist baskı da artıyordu. Bunun üzerine hatırlayın Ağustos ayı itibariyle büyük bir kur şoku yaşadık ve bu kur şoku sonrasında enflasyon artık reel bir şekilde arttı. Buna bağlı olarak da Merkez Bankası arka arkaya faiz arttırımları yapmak zorunda kaldı. Bu da piyasayı daha da fazla daralttı sevgili dostlarım. Aslında bankacılık sistemi içerisindeki batık kredilerin daha da artacağının net göstergesiydi. Sevgili dostlarım, son 6 ay içerisinde 75 milyardan 107 milyara çıkan batık kredi oranı var. Yani %50'lik bir artış var orada ve tüm bankacılık sistemi içerisinde %4.2'lik resmi batık var. Ama gayri resmi olarak arka planda konuşulanlar, özellikle uluslararası piyasalarda konuşulanlar Türkiye'deki bankacılık sisteminin batıklarının bunun çok daha üzerinde olduğu yönünde. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı sevgili dostlarım. Hatta geçen gün Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı'yla yaptığım özel bir röportaj var KRT TV'de. Orada kendisi de ifade ediyor. Rakamlar flu tutuluyor. Gerçek rakamlar bizimle paylaşılmıyor. Rakamlar şu anda hiç olmadığı kadar güvenilmez diyor. Ve bankacılık sisteminin batıklarının aslında %10'un üzerinde olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu tablolara baktığımızda konuşulanlar, bu dedikodular gerçek ile örtüşüyor ise, yani bankacılık sisteminin batıkları %10'un üzerinde ise büyük bir kırılmanın eşiğindeyiz sevgili dostlarım. Finansal bir krizin söylentileri bu şekilde artmaya devam ederse bankacılık sektöründe eğer ki böyle bir kriz ortamı olduğu hissedilirse çok yoğun bir yabancı baskısı, yabancı satışı gelebilir ve bankacılık hisselerinin satılması ile birlikte düşen endeks diğer hisselerde de ciddi baskılar oluşturabilir. Bu ne demek sevgili dostlarım? Borsa 20 bin seviyesine geri dönebilir. Hiç şaşırmayın. Evet, borsa 20 binlere kadar gevşeyebilir. Bakın 94 binin altında 90 bin var. 90 bin seviyesi kırılırsa 82.500'e kadar altı boş. 82.500 kırılırsa panik başlar. 60-65 bin seviyesine kadar borsa endeksi gevşeyebilir. Eğer ki makroekonomik endişelerin yanına bir de bankacılık sistemindeki sıkıntılar oturursa ve bankacılık sisteminde batık kredi oranlarının bu şekilde arttığı yanında bir de sendikasyon kredilerinin yenilenemediği haberleri dolanmaya başlarsa işte o zaman 60 bin seviyeleri de çok hızlı bir şekilde kırılıp önce endeks 40-45 bin aralığına, oradan da 20 binli seviyelere kadar inebilir sevgili dostlarım. Olmaz diyenlere tekrar cevap veriyorum. Bakın 2003 yılında 10.419 olan endeks
O zaman ulusal 100 endeksiydi. Bugün BIST 100 endeksi sadece 4 yıl içerisinde 57.509 puan seviyesine kadar yükseldi. Tarih veriyorum, 1 Ekim 2007 tarihinde 57.509 puana gelmişti İstanbul Borsası'nın endeksi. Peki daha sonra ne oldu? Amerika'da yaşanan kriz sonrasında sadece 2 sene içerisinde %50 değer kaybetti ve 25.633 seviyesine kadar düştü. Şok bir kayıp yaşadı. Diyeceksiniz ki aynı ortam var mı? Hayır, daha kötü bir ortam var. Bu sefer uluslararası risklerin yanında ulusal risklerin de toplandığı büyük bir kriz ortamından bahsediyoruz. Ve daha kötüsünü söyleyeyim, ne yazık ki daha Türkiye'de ekonomik kriz başlamadı. Ekonomik krizin başlaması bankacılık sektöründe olan büyük kriz ve reel sektör krizinin birleşmesi ve bunun etkilerinin, bunun efektlerinin hem dolara hem İstanbul borsasına yansımasıyla olacak sevgili dostlarım. Yani biz 6'yı kırıp 6.80'e giden doları gördüğümüz zaman daha ekonomik kriz anlamına gelmeyecek bu. 6 ile 6.80 aralığındaki durum bir resesyon, bir durgunluk işaretçisi olacak. Ama krizin geldiğini gördüğümüz an itibariyle biz 6.80'i kırıp yukarıya doğru 10 liralara doğru giden bir dolar görebiliriz. İşte onun adı ekonomik kriz olacak. Diğer taraftan İstanbul borsasında 94.000'den 90.000'e gelmesi, 90.000'den 82.500 seviyelerine gelmesi bir kriz değildir sevgili dostlarım. Bir gevşemedir, bir düşüştür, kabul ediyorum. Ama eğer ki bir ekonomik kriz ortamı olduğunu hissederse yabancı yatırımcılar ve bizim makroekonomik verilerimizin bu kadar bozulduğunu görürlerse doların o sert yükselişiyle birlikte borsada da sert satışlar başlayacaktır. Panik satışlar başlayacaktır. Stoplar patlayacaktır ve 60 binli seviyelere ilk yolculuk, ikinci yolculuk 45 bin aralığı, sonrasında da 20-25 bin aralığına kadar borsada biz sert düşüşler görebiliriz. Ha, 20 binden tekrar 100 bin seviyesine ne zaman gelir? Uzun zaman gelmez sevgili dostlarım. Türkiye'deki ekonomik sistem değişmediği sürece, uluslararası riskler bu şekilde devam ettiği sürece, Amerika-Türkiye gerilimi bu şekilde arttığı sürece biz uzun süre dipte kalmaya devam ederiz. Yüksek enflasyon hayatımızda durmaya devam eder. Yüksek kur hayatımızda durmaya devam eder. Dipteki borsa hayatımızda durmaya devam eder. Peki başka ne olacaktır? İşsizlik her geçen gün artacaktır. Enflasyon artmaya devam edecektir. Ve bunlara bağlı olarak da faiz oranları artmaya devam edecektir. Bu videomuzun sonuna geldik. Tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki videomuzu beğenirseniz dostlarınızla mutlaka paylaşın sevgili.